Herkese yeniden merhaba. Bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi yanımda Vlada sopam var ve havlum var. Mümkün olduğunca terleyeceğiz. Hem sırtımızı esneteceğiz hem kaslarımızı çalıştıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk hareketimiz için matımızın üzerine yüzüstü uzanıyor olacağız. Hem bacaklarımızı hem kollarımızı çalıştıracağız. Sırtımızı mümkün olduğunca esneteceğiz. Bunun yanında bacak kaslarımızı çalıştıracağız. Hadi ilk hareketimizle başlayalım. Şimdi matımın üzerine dediğim gibi yüzüstü uzandım. Kollarımı uzatıyorum. Bu aralığı nasıl tarif edebilirim diye baktığımda matımın kenarlarına dirseklerimi yerleştiriyorum. Bacaklarım da parmak uçlarımı matıma değecek şekilde hareket ettiriyorum, yerleştiriyorum. Mümkün olduğunca alnımı matıma doğru çeviriyorum ancak alnımı matıma yerleştirmiyorum. Sadece çenemi, göğüs kafesime, alnımı da yeri gösterecek şekilde bakıyorum. Şimdi yapacağım harekette hiç bir kolumu yerden kaldırmadan Vlada sopasını hareket ettirmiş olacağım. Yani sağ elim yerde kalacak, sol elimi yukarıya doğru kaldıracağım. Bunu yaparken sağ bacağımı da yukarıya doğru hareket ettireceğim. Yani çapraz bir şekilde sol kolum ve sağ bacağım hareket etmiş olacak. Şimdi tam tersi yöne. Şimdi hareketin neye iyi geldiğini anlatmakla başlayabilirim. Sonra birkaç tekrar daha yapalım birlikte tam olarak hareketi sindirebilmek ve doğru yaptığımızı algılayabilmek adına. Şimdi kollarımı yukarıya doğru kaldırdım. Varsayın ki yerde uzanmış pozisyondayım. Kollarımı yerleştirdim. Sol kolumun sağ tarafa doğru kaldırıp sağ bacağımı da yukarıya doğru hareket ettirdiğimde vücudunuz bir bütün ve o bütünde siz sanki vida gibi vücudunuzu çevirmiş oluyorsunuz aslında. Üst gövdenizi sağ tarafa, bacağınızı da yukarıya doğru kaldırdığınızda bütün gövdeniz hareket etmiş oluyor. Özellikle sırtınız da esnemiş oluyor. Tam tersi pozisyonda yaptığımızda yine aynı şekilde çapraz gibi düşünebilirsiniz vücudumuzu. Yalnız bunda dikkat etmeniz gereken nokta bacağımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yine çapraz bir şekilde kolumuzu sağ tarafa alırken bacağımızı sol tarafa almıyoruz. Sadece bacağımızı yerinde hareket ettirmiş ve yukarıya doğru kaldırmış oluyoruz. Böylelikle aslında merkezimiz olan karın kaslarımızda, kor bölgesinde bacaklarımızı da tutmaya çalışıyoruz. Böylelikle hareket ettirmiş oluyoruz, kaslarımızı çalıştırmış oluyoruz. Vücudumuzu da yani üst gövdemizi de sanki bir esnetme aracı varmış gibi kollarımızı sabit tutarak sırtımızı esnetmiş oluyoruz. Gelin bu bilgilerden sonra birkaç tekrar daha yapalım. Daha net anlayacaksınız zaten hareketin ne demek olduğunu. Yine yüzüstü uzanıyorum. Kollarımı uzattım. Başımı öne doğru eğiyorum. Yapacağım harekette biraz önce de söylediğim gibi parmak uçlarımı yine matımın uç kısmına yerleştirdim. Bunu her iki tarafa da aynı anda yapabilirsiniz aslında. Bir sol, bir sağ olacak şekilde de yapabilirsiniz.
Sadece dikkat etmeniz gereken nokta kollarımızı öne doğru uzattığımızda bu şekilde boynumuzu yok etmek değil amacımız. Tam olarak dirseklerimizi matımızın köşelerine yerleştirdiğimizden emin olup kollarımızı o şekilde ileriye doğru uzatmak. Dirseklerden kırmadan yapıyoruz bunu. O şekilde kaldırdığımızda tekrar aynı yerine yerleştirmek. Son 5, 4, 3, 2 ve son. Dediğim gibi hareketi her iki tarafa da aynı anda yapabilirsiniz. 15 tekrar 3 set şeklinde uygulamanız yeterli. Tabii bunu her iki tarafa da aynı anda yapıyorsanız 3 set olarak değil 4 set olarak uygulamanızda fayda var. Şimdi ikinci egzersizimize geçebiliriz. İkinci egzersizimizde sopamızı bir kenara bırakıyoruz. Sadece üst gövdemizi rahatlatacağımız, kürek kemiklerimizi esneteceğimiz, sırt ağrılarımızı gevşeteceğimiz, rahatlatacağımız bir egzersiz olacak. Bu ilk egzersize göre biraz daha kolay gelebilir size. Bunu da size garanti verebilirim. Şimdi üst gövdemi sabitledim. Hafifçe kollarımı bu kez matımın kenarlarına ellerim gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu pozisyonda kaldığımda mümkün olduğunca üst göğsümü, göğüs kafesimi geriye doğru itmiş oluyorum farkındaysanız. Şimdi yapacağınız hareket dirseklerimizi yere koymak olacak. Şimdi ellerimizi matımızın kenarına, aynı hizada da dirseklerimizi matımızın kenarına yerleştirmiş olduk. Bacaklarımı yine sabit bırakıyorum. Sadece yapacağım hareket kollarımı yukarıya doğru kaldırmak olacak. Yine yere koyduğumda aynı yere koyduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Sadece üst gövdemi geriye doğru itmiş olacağım. Üst gövdemi geriye doğru iteceğim. Ancak bunu yaparken kollarımı geriye doğru ittiğim için kürek kemiklerim bu şekilde duruyorsa mümkün olduğunca birbirine yaklaşmış olacak. Bunu hissetmenizi istiyorum sizlerden. Tekrar ellerimi ve dirseklerimi yerleştirdim. Alnım matıma bakıyor. Ben de alışkanlık olmuş. Hem kollarımı hem bacaklarımı kaldırdım İlk egzersizde. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde sanki havalanacakmış gibi hem kollarınızı hem bacaklarınızı hareket ettirebilirsiniz ama daha basit aşamada yapmak istiyorsanız sadece kollarımızı geriye doğru itmemiz yeterli. Kollarımızı bu şekilde başımızın biraz daha üstüne gelecek şekilde uzatıyoruz. Dirseklerimiz ve kollarımız aynı hizada olacak. Sadece yaptığım hareket şu. Geriye doğru mümkün olduğunca kollarımı itmiş olacağım. Eğer yerde yaparken çok zorlanıyorsanız bu şekilde oturarak da ya da ayakta da yapabilirsiniz. Yine 15 tekrar 3 set yaptığımız bir hareket. Şimdi 3. egzersizimize geçebiliriz. Sıradaki egzersizimiz yine bir esneme egzersizi olacak. Yine tüm vücudumuzu hem bacaklarımızı hem üst gövdemizi, sırtımızı esnettiğimiz bir egzersiz olacak. Bunun için yine matımın üzerine yüzüstü uzanıyor olacağım. Hemen kollarımı nasıl yerleştirdim göstereyim. Yine biraz önceki gibi ellerimi yerleştiriyorum. Sonrasında çapraz bir şekilde sol elimi geriye doğru itip sağ ayağımı da kendime doğru çekiyorum. Burada mümkün olduğunca esnemenizi istiyorum sizlerden. Fark ettiyseniz yerde kalan sağ dirseğimi havaya kaldırdım. Sonrasında bıraktım ve tekrar elimi koydum. Bu kez aynı şeyi diğer tarafa da yapıyorum. Sağ elimi geriye doğru ittim. Sol ayağımı getirdim. Birleştirdim ve dirseğimi yerden kaldırıp üst gövdemi, göğüs kafesimi yerden kalkacak şekilde kendimi geriye doğru ittim. Tekrar bıraktım.
Bu hareketi mümkün olduğunca yavaş yavaş yapmanızı istiyorum sizlerden. Tam bir esneme hareketi, hem bacaklarınızı hem de üst gövdenizi esnettiği için inanılmaz rahatlatacak bir hareket. Kollarınızı ve bacaklarınızı bir araya getiriyorsunuz. Sonrasında dirseğinizi yerden kaldırıp üst gövdenizi geriye doğru itiyorsunuz. Ve bıraktım. Bu hareketi diğer egzersizlerde olduğu gibi işte 15 tekrar 3 set yapın demiyorum. Bu hareket tamamen bir esneme egzersizi olduğu için ne zaman nerede ihtiyacınız varsa uzanabileceğiniz her alanda yapmanızı istediğim bir hareket. İhtiyaca göre tekrar sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi sıradaki egzersizimize geçebiliriz. Sıradaki egzersizimiz yine bir sırt esnetme, gevşetme egzersizi. Rahatlama egzersizi. O nedenle yine biraz önce olduğu gibi tekrar sayısını söylemiyorum size. Siz ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz. Yine yüzüstü uzanıyor olacağım matımın üzerine. Kollarımı önce hareketi anlatayım dilerseniz. Kollarımı çapraz bir şekilde uzatmış olacağım. Avuç içlerim tavanı gösteriyor olacak. Mümkün olduğunca omuzlarımı matımın üzerine yerleştirmeye çalışacağım. Alnım matımın üzerinde olacak. Bacaklarım sabit kalacak. Sadece kollarım iki yana doğru bu şekilde uzamış olacak. Mümkün olduğunca da omuzlarınızı matınıza değdirmeye çalışacaksınız. Şimdi hemen deneyelim birlikte. Kollarımızı çapraz bir şekilde uzattık. Alnımızı yere doğru yerleştiriyoruz. Sadece omuzlarımdan ileriye doğru itmiş oluyorum. Bu hareketi yaparken, şimdi birlikte denediğimizde aslında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biraz önceki egzersizler gibi şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demek olmuyor. Bu hareketi deneyimlemeniz gerekiyor. Kollarımızı iki yana doğru uzatmaya çalıştığımızda ilk başta ne alnımız yere değecek, ne omuzlarımız yere değecek. Ancak giderek esnemeye başladığınızda, yani birkaç saniye o harekette, yoga egzersizi gibi düşünebilirsiniz. O harekette, o pozisyonda kalmaya başladığınızda esnekliğinizin daha fazla arttığını, kollarınızın daha ileriye gittiğini, hatta hareketi yaparken böyle yavaş yavaş kendinizi esneterek hareketi yaptığınızda daha net anlayacaksınız. Tamamen dediğim gibi esneme egzersizi, rahatlama egzersizi, gevşeme egzersizi. O nedenle tekrar sayısı vermiyorum. O pozisyonda ne kadar kalırsanız, ne kadar rahatlamaya ihtiyacınız varsa hareketin tekrarını o şekilde yapabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, böylelikle sopayla yapabileceğiniz, normal vücudunuzu kullanarak herhangi bir ekipman kullanmadan yapabileceğiniz sırt egzersizleri deneyimledik birlikte. Böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın. We'll be right back.